Ya yok öte günleri ya da nasıl alır, başka bir şey yok. Onların hepsi eskidendi diyor. Reis, şimdi anladığım kadarıyla Emir Bey, yanlış anlaşılma olmasın, senin Azerbaycan şube. Şimdi siz nasıl tanıştınız, ben onu merak ettim. Herhalde yolda çarpışarak olmadı. Yani evet, çarpışarak tanıştığımız doğru. Ama öyle hani yolda, kaldırımda, izde değil. Sağ olsun bu deli abim benim hayatımı kurtardı. Reis, vallahi acayip merak ettim şimdi ben. Allah aşkına anlat dayı ya. Oğlum şimdi anlatmaya başlayacağım, sıkılacaksınız. Neresinden anlatayım? Ya niye sıkılalım, iki gözüm, anlat hadi. Peki anlatayım. Sene 2020, 2. Karabağ Savaşı patlak vermiş. Bütün şiddetiyle devam ediyor. Vatansever çocukların hepsi cephede can siperi, hani aslan gibi savaşıyorlar. Ben de Türkmenistan'dayım. Yerimizde duramıyoruz. Ulan ne yapacağız, ne yapacağız diye. Uzaktan atıp tutmakla olmuyor. İki devlet, bir millet falan deyip olmuyor. Ne yapayım, ne yapayım? Yükledim bir kamyon silah. Daldım Azerbaycan'a. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Cezayir Türk. Benim kardeşim. Emir kardeş o. Yo, tehlikeli yerlerden gelmişsiniz. Bir sıkıntı olmadı inşallah. Şansımıza bir şey denk gelmedik. İyi, yakış, yakış. Bana dediler bir adam bir kamyon dolusu silah getirecek. Dedim bu yiğit kimdi? Estağfurullah, yiğit sizsiniz kardeşim. Vatan savunmasından daha değerli bir şey mi olur? Allah razı olsun. Sizden de razı olsun, Türkiye'den de razı olsun. Bizi hiç yarı yolda bırakmadınız. Hepimizden, hepimizden. Kardeş o. Ben kamyonu size bırakayım. Artık biz yola düşelim. Yok, bırakma. Araya girersin ha kişi. Daha burada levenk yiyeceğiz. Şöyle yapalım. Gece sen burada kal, bir güzel bir dinlen. Yarın yola çıkarsın. İyi, peki. Buyur. Başını hemen gönderin gelsin. Buyurun. Abi afiyet olsun. İnşallah beğenirsin. İçinde erik turşusuyla ceviz var. Eyvallah kardeşim. Ye ye. Yemekleri kendin mi yapıyorsun? Abi işte askeri okuldayken okulun mutfağındaki işte aşçılardan biri çok yakın arkadaşımdı. Onun yanına gide gele öğrendik bir şeyler. Asker kökenlisin sen yani. Evet abi, Azerbaycan Yüksek Harp Okulu'ndan mezun oldum. Hatta mezun olduktan sonra bir albayımız vardı. Beni yanına çağırdı. Dedi ki dış istihbarata bağlı Yarasa diye bir özel tim kuracağız. Katılır mısın? Dedim albayım ne diyorsun sen ya? Sen öl de ben öleyim. Ha, yani sen de bizim yolun yolcusun. Sizin yolunuz abi? Konuşuruz. Sonra işte abi düşmanla ilk temasım 4 gün savaşlarında oldu. Yani bunlar karargah yapmışlar Karabağ'ın ortasına. Koskocaman elebeleye kedeye. Görsen. Şimdi o kocaman karargah ne durumda? Öyle bir dünya yok. Yerle bir tümdüz. Elinize sağlık. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Nasıl? Vay babam vay. Hı hı. Sonra sivile ne zaman geçtin? Sivile ne zaman geçtim? Benim atam vefat etti. Abi rahmetli oldu. Sonra aile meclisi toplantı dediler ki sen dediler şirketlerin başına geçeceksin. İşte ben de dedim ata vasiyeti, yapacak bir şey yok. Geçtim yani askerliği toptan bitirdik. Yani toptan dediğim resmiyette, yoksa biliyorsun. Vazife çağırdım ha, işte buralardayız. Maşınlar gelmişler, bizim maşını saldırdılar. Tamam, sen çık, çık, çık. Abi, o yetmez, al bunu. var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.